Selam, ben Sultanoğlu. İyi, güzel ve ahlaklı insanların kanalı. Yani sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda tesbih ustalarının vazgeçilmezi, olmazsa olmazı bir alet tanıtacağım size. Bu alet, habbe yapmak için gerekli olan yardımı size sağlayacak. Neden mi bahsediyorum? Merkezleme aletinden bahsediyorum. Bu küçük alet habbelerinizi, yuvarlak ya da kare habbelerinizi orta noktasını bulup deliğini kolay açmanızı sağlayacak. Dostum Abdullah Usta ile beraber yaptık. Nasıl mı yaptık? Hazırsanız Abdullah Usta ve ben bu aletin yapımını sizin için anlatacağım. Buyurun başlayalım. Selamünaleyküm. İlk olarak 3 tane 7 santimetrelik parçayı işaretliyoruz. Ondan sonra bunu kesme işlemine başlıyoruz. İkinci işlem olarak gönyemizi 45 dereceye getiriyoruz. 45 derecelik iki tane parça keseceğiz. Bunu buradan sıfırlayıp sürekli arkadakini oynatmadan O yapabilirsiniz. parçaları dik kesiyoruz yalnız, değil mi? Evet. Şunu alıp kesmemizin nedeni 45 dereceyi bunu böyle tam 90 derece olacak şekilde birleştirmek. yani L şekline L getirmek için şekline 45 getireceğiz. dereceye kestik. Böyle olunca bir okun ucu gibi sivri kısmımız hazırlanmış oldu. Evet. Şimdi üçüncü aşamaya mı Üçüncü geçiyoruz? aşamaya geçeceğiz. Şunu 45 keseceğiz. Yalnız bunu yatık olarak keseceğiz. Onu diğerinden farklı olarak dik değil de yatay Yatay keseceğiz. keseceğiz. Üçüncü parçayı kesiyoruz. Yatay olarak. Alta Yapacağız. koyuyoruz. Bir kalem Arada payı bırakacağız. bir kurşun kalemin ucu kadar köşede bir pay bırakacağız. Onunla Yapıştıracağız. yapıştıracağız. Şimdi yapıştırma aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Yapıştırıcımızı sürüyoruz. Yapıştırıcıyı sürebilsek. Burada önemli olan Bir tanesini şurada, karşıya dayadık. evet, şurada 1 milim düz çizginin yanında kurşun kalem ucu payı bırakıyoruz. Orayı yapıştırdık. Evet. Ondan sonra diğer tarafı yapıştıracağız. Onu da dik koyduk. İki dik malzemeyi birleştirdik. Bir yatay malzemeyle buluşturduk. Evet. İki dik, bir yatay. Hepsi bu kadar. Olay bu. Sıra geldi merkezleme aletlerimizi kullanmaya. Dört köşeler için, kareler için bunu böyle koyuyoruz. Buradan kalem ucu kadar boşluk bırakmıştık ya. Çiziyoruz. Bir daha çevirip çiziyoruz. Merkezi buluyor. Çeviriyoruz, bir daha işaretliyoruz.
Evet, evet, buyurun. Bu şekilde geldik yine bir videonun sonuna. Bu videomuzda Abdullah Usta ile birlikte merkezleme aleti nasıl yapılır onu göstermeye çalıştık. Ümit ediyorum faydalanmışsınızdır. Kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.